Merhaba. Bugün Instagram sayfası hazırlayacağız sizlerle birlikte HTML ve CSS kullanarak. Şu an Elon Musk'ın profil sayfası var önümde. Bunu instagram.com'dan slash Elon Musk diyerek ulaşabilirsiniz sizler de. Yani buradaki kullanıcı değişse de diziliş aynı. Sadece neler değişiyor? Şuradaki bilgiler değişiyor. Şuradaki resim değişiyor. İçerikler değişiyor. Ama tasarım aynı. İşte biz de bugün HTML ve CSS kullanarak kendi tasarımımızı oluşturacağız. Ben yine buradaki resimleri kullanacağım ama siz kendi resimlerinizi kullanabilirsiniz. İlk önce şöyle yapacağız. Google'a Visual Studio Code diyerek aratıyorum. Yazarak aratıyorum. Download Visual Studio Code kısmına geldiğimde buraya tıkladığımda şu önümdeki sayfa açılıyor. Şu User Installer kısmından 64 bit ya da 32 bit olarak işletim sisteminize göre indirebilirsiniz. İşletim sisteminizin kaç bit olduğunu bilmiyorsanız masa üstüne gelip bilgisayar üstünde özellikler deyip şuradan kaç bit işletim sistemi kullandığınızı öğrenebilirsiniz. İndirdikten sonra çalıştır dedim. İleri 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 deyip otomatik olarak kurdum bilgisayarıma hızlı bir şekilde. Sonra masa üstüne geldim arkadaşlar. Bir tane klasör oluşturalım. Ne diyelim mesela? Ne olsun? Instagram olsun. Bir de yazabilseydim keşke. Instagram dedim. Zaten böyle bir şey varmış. Hayır. Ne olsun? Instagram tire profil olsun. Tamam. Profil sayfası oluşturuyoruz çünkü. Bunu oluşturduktan sonra bu klasörü Visual Studio Code'a tanımlayacağız. Nasıl? File, Open Folder dedim. Masa üstüne zaten geldi Instagram profil diye. Klasörü seç dedim. Şimdi burada benim için projeyi hazırlıyor Visual Studio Code. Şu an projem için hiçbir dosya olmadığı için, herhangi bir dosya olmadığı için buradan New File diyorum. İlk HTML dosyamı oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar ben burada ne demiştim? Hani Visual Studio Code bize yardımcı oluyor. Yani bir yerde mesela diyelim bir tek açtık, HTML açtık, otomatik kapatıyor. Ama şimdi niye kapatmadı? Çünkü biz bu dosyayı da şöyle otomatik olarak slash deyip kapatması gerekiyordu. Niye kapatmadı arkadaşlar? Çünkü biz bu dosyayı şu an HTML olarak kaydetmedik. Bunu bir text dosyası yani yazı dosyası olarak görüyor. Bunu ne yapacağım? File menüsüne geldim. Save as dedim. Şu an bakın text olarak görüyormuş. Biz bunu geliyoruz şuradan HTML olarak kaydediyoruz. İsmini istediğiniz bir şey yapabilirsiniz ilk önce. İlk başta bunu mesela ama genelde sitenin ana sayfası ise bu index olarak kaydedilir. index.html olarak ama biz bunu ne yapacağız? Profil diyelim. Profil sayfası çünkü. Kaydet dedim. Bakın zaten kodlarım da renklendi. Bana yardımcı oluyor. Visual Studio Code. Şimdi HTML'yi oluşturdum. Bu benim şu an programı diyorum ki ben bir HTML dosyası oluşturacağım. Tamam. Sırayla artık alttaki kodlarını yazıyorum. Hatırladıysanız eğer HTML'in içinde iki tane önemli kod daha vardı. İskeleti olarak söylüyorum tabii ki. Bunlardan birincisi head'i oluşturdum. Sonra diğeri de head'in altında body. Yani insan vücudu olarak düşünebilirsiniz bunu. Kafa, vücut. İnsan bedeni olarak ya da. Şimdi burada head'in içine neleri yazıyoruz? Head'in içine sitemizde gözükmeyecek fakat sitemizde gözüken şeyleri etkileyecek olan dosya kodları yazıyoruz. Mesela ne olabilir bu? İşte buraya ABC yazarsanız body'ye. Kaydettiğinizde masa üstüne gelip klasörü açtığınızda buraya profil HTML oluştu zaten. Sayfamı çalıştım. Bakın buraya yazı geldi. Bu yazının rengini mesela nerede değiştirirseniz header'in içinde değiştirebilirsiniz yani. Ya da mesela sitemize şöyle baktığımda yukarıda dosyanın adı yazıyor ama bakın diğerlerine işte farklı farklı isimler var. Mesela Elon Musk yazmışlar. Ondan sonra Davant Visual Studio Code. Yani burası da bizim sitemizin title oluyor. Bunu da sitemizin içinde gözükmüyor ama genel hat itibariyle sitemizin tamamını etkilediği için bunu da title'a yazıyorum. Head'in içinde title diyorum. Ne yazalım buraya mesela? Elon Musk tire Instagram yazalım. Şöyle küçük harflerle. Instagram yazalım.
Tamam. Bunu şimdi açtım şeyi. Şu an burada profil HTML yazıyordu. Kaydettim CTRLS diyerek. Yeniledim sayfamı. Bakın Elon Musk dire Instagram yazdı. Güzel. Şimdi artık sıra geldi body'ye. Body'nin içine ne oluşturacağız arkadaşlar? Sitemizin tasarımını yapacağız. Şimdi daha önceden bahsetmediğimiz bir kod var burada. Neon div. Div sizin kutu oluşturmanızı sağlar. Yani kutular oluşturarak kutuların içine dolduruyorsunuz. Mantık bu. Şimdi ben şuradan Instagram sayfasına bakıyorum. Mesela şurada bir kutu var, değil mi arkadaşlar? Menünün olduğu yerde. Büyükçe bir kutu var. Onun içinde bir kutu daha var. Logo, yazı alanı, arama alanı ve butonların olduğu bir kutu daha var. Onun içinde logo'nun olduğu bir kutu var. Sonra arama alanının olduğu bir kutu var ve butonların olduğu bir kutu var. Şimdi size bir bu sitenin fotoğrafını çekmiştim ben. Buradan anlatayım. Bakın en dışta bir kutum var. Bu ne? Menü. Şu mor olanın menü diye bir div oluşturacağız yani. Birinci divimiz. Bu morun içinde mavi bir div daha var. Bunun ismi ne olsun? İç menü olsun mesela. Menü, iç menü. İç menünün içinde de logo, arama ve neler var? Butonlar var. Hadi gelin bunun divlerini bir oluşturalım. Diyorum ki küçüktür işaretiyle div. Buna bir class atayalım. Yani bunu biraz önce çünkü CSS ile bunun stilini değiştirmek istiyorum. Bir class atadım. Kutuyu oluşturdum ama bunu eğer class atamazsanız, yani div'i oluşturduktan sonra ona class atamazsanız ya da renklerini falan değiştirmezseniz atadığını oluşturmuş olduğunuz div'in pek bir özelliği kalmayacak. Buna diyorum ki menü. Tamam. Oluşturduk. Az önce ne dedik? Menünün içinde bir iç menü daha var. Niye? Şimdi arkadaşlar baktığınızda şu kenarlarda solda ve sağda boşluklar var. Yani şurasıyla şöyle göstereyim. Şöyle şurası bir boşluk. Rengini değiştirelim. Şurada solda bir boşluk var. Sağda bir boşluk var. Ama menünün arka planına baktığımda tamamı dolu. Şimdi tamamını dolduracağım. Sonra diyeceğim ki iç menünün içine dizil. Ne? Logo, inputlar. Yani input diyoruz biz buna, yazı alanı. Sonra logo. Şimdi oluşturalım. Menüyü oluşturduk. Sonra iç menüyü oluşturuyorum. Bunu tamamen ortalamak için oluşturuyorum. Eğer bizim logomuz, işte butonlarımız sayfanın sağında solunda hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleşseydi bunu oluşturmama gerek yoktu. İç menü dedim. Tamam, bunu oluşturdum. Sonra ne dedik arkadaşlar? İç menünün içinde ne vardı? Logo vardı. Kırmızılar bakın hepsi aynı seviyede. Çünkü birbirlerinin içlerinde değiller. Geliyorum buraya. Div class logo dedim. İsimleri kendime göre veriyorum. Şimdilik şuraya logo yazalım. Buraya resim ekleyeceğiz. Bakın şuradan renklere baktığımda bu kırmızı, bu da kırmızı, bu da kırmızı. Birbirlerinin içinde değil yani bunlar. Geldim o zaman dışına çıktım bunun. Logo divinin. Küçüktür, küçüktür div class dedim. Sonra ne olacak işte arama mesela. Tamam buraya da arama yazalım şimdilik. Güzel. Sonra bunun dışına çıktım. Aramanın içinde değil butonlar. Küçüktür dedim div class buton. Bunları da oluşturdum. Buraya da butonlar diyeyim. Hatta şu buton olmasın da butonlar olsun. Ya da daha belirleyici bir isim verebilirsiniz yani. Giriş kullanıcı diyebilirsiniz yani. Fark etmez. Şimdi bunları oluşturduk. Sayfamı yenilediğimde bakın yan alt alta dizildiler. Şimdilik bu böyle dursun. Diğer divlerime bakıyorum. Biz şu an ne yaptık? Menüyü oluşturduk. Sonra menünün altında bir tane mor renkli menüyle aynı seviyede içinde değil altında olduğu için buraya menünün içine yazmayacağım. Yani şurada bitiyor menü. Gelip buraya yazmayacağım diğer divi bunun içine oluşturmayacağım. Hemen onun dışına oluşturuyorum. Diyelim ki mesela ne olsun bunun adı? Küçük div class dış çerçeve olsun. Tamam mı? Ya da şöyle yani C'sinde büyük yazabiliriz. Fark etmez. Kalsın böyle. Daha okunaklı olması için C'sini büyük yazabilirsiniz. Dış çerçeveyi oluşturdum. Neyi oluşturduk? Şu moru oluşturduk.
Bunun içinde ne varmış arkadaşlar? Bir tane şu başlık alanı var. Bir tane de resimlerin olduğu alan var. Oluşturalım. Küçüktür div. Class. Başlık diyorum. Başlık. Başlığın içini falan daha sonra dolduracağım. Şimdi şu resimleri falan onların tanımlamasını şimdi yapmak istemiyorum. Ama şu diğer maviliğin de tanımlamasını yapalım. Ne var orada arkadaşlar? Başlığın altında küçük div class resimler diyelim. Tamam. Hatta şu an içine hiçbir şey yazmıyorum mesela bunlar. Şimdilik dursunlar. Ya da şimdi yazalım. Başlık diyelim. Resimler diyelim. Bunu şöyle içe nasıl alıyorum? Tab tuşuna basarak alıyorum arkadaşlar. Daha okunaklı olması için. Yoksa alt alta gelir. Hangisi hangisinin içinde onu öğrenemeyiz. Sayfamı yeniledim. Bunlar alt alta dizildi. Şimdi geldik. Bakın iskeleti oluşturduk. Ama herhangi bir boyut vermediğimiz için bunlar alt alta kaldılar. Nereden başlayalım? Menüden başlayalım. İlk önce menümüzü oluşturalım. Şimdi biz buraya ne vereceğiz? Stil vereceğiz arkadaşlar. Stili neyin içinde vereceğiz? Sayfamızı etkilediği için ama sayfamızda gözükmüyor stiller. Nerede gözüküyor? Sayfamızın içinde gözükenleri etkiliyor. O yüzden head'in içine geliyorum. Head'in içine diyorum ki stil. Ne yazacağım buraya arkadaşlar? Mesela ilk önce arka plan rengimizi şuradan sayfamıza bir bakalım. Bakın menü beyaz ama sayfanın tamamının rengi hafif bir grilik var. Gördünüz mü? İlk önce ne yapalım? Arka plan rengini bir değiştirelim. Sayfanın tamamını etkileyen kısım neresi? Body arkadaşlar. Body'ye diyorum ki şurası yani. Bu sayfanın tamamı bunun içinde değil mi? O zaman body'ye kod yazacağım. Background color şöyle ne verelim? FA verelim. Böyle tekrar eden şeyler olursa bu gri rengi oluşturur. F'ye yakınsa bu beyaz. Mesela sıfıra yakınsa da siyaha yakın bir gri oluştururdu. Bunu oluşturdum. Sayfamı yeniliyorum. Sayfamın birazcık grileşmesini bekliyorum. Bakın çok az bir grileşme oldu. Şimdi sıra geldi menüye. Diyorum ki menü bakalım çalışacak mı böyle. Şu an yanlış yazıyorum bilerek. Menünün background color'ı ne olacak arkadaşlar? White olacak yani FFF beyaz. Bunu alt tane F de koyabilirsiniz, 3 tane F de koyabilirsiniz. İkisi de çalışır. Şimdi herhangi bir kıpırdama göremiyorum ben. Niye? Arkadaşlar çünkü bakın başına body 1 HTML'nin özel etiketi. Mesela ben buraya menü değil de div yazsaydım çalışırdı. Tüm divlerin arka planları beyaz olurdu. Bakın çalıştırdım. Bakın bu da divdi, bu da divdi, bu da divdi, bu da divdi, bu da divdi. Hepsi beyaz oldu. Çalışırdı. Ama benim burada yapmak istediğim şey ne? Sadece menünün arka planını değiştirmek istiyorum. O menü bir class. O yüzden class'ları belirtmek için de nokta koyuyorum başına. Nokta menü diyorum. Şimdi çalıştırdığımda bakın menünün içinde neler vardı? Logo vardı, arama vardı, butonlar vardı. Menünün içindeki her şeyin arka planı ne oldu? Beyaz oldu. Güzel. Şimdi şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bunun altında bir çizgi var. Gördünüz mü? Menünün altında ince bir çizgi var. Hadi ona verelim. Diyorum ki hatta bir ilk önce yükseklik verelim. Belli bir yükseklik verelim. Height diyelim. 50 piksel. 50 piksel yüksekliğinde olsun. Çok bir şey değişmeyecektir herhalde. Birazcık küçüldü. Tamam. Şimdi diyorum ki bunlar altına bir tane çizgi çizeceğiz. Border diyorum. Çerçeve. 1 piksel. 1 piksel kalınlığında solid. Düz. Hani tire 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 değil yani nokta nokta değil. Düz bir çizgi istiyorum. Tamam. Peki rengi ne olsun? Rengi de CCC olsun. Hani birazcık koyu bir gri olsun. Orta renkli. Oluşturduk mu arkadaşlar? Bakın kenarları ne oldu? Tamamının kenarı çizildi. Ama ben tamamını mı istiyorum altını? İngilizce'de yani alt kısım belirtmek için button diyorum. Button'ı seçtim. Sayfamı yeniledim. Bakın şu an sadece sayfanın menünün altında bir çizgi oluştu. Bir problemim var. Bakın
Burada menü duvara sıfır yaslı. Tarayıcı tamamen yaslanmış şekilde. Ama bizde ne gibi problem var? Bizim şu köşelerde boşluklarımız var. Yani bu menünün ya da bu body'nin bir dış boşluğu var arkadaşlar. O yüzden onu sıfırlamam gerekiyor. Diyorum ki bunu nasıl anladım? Sağ tuşa bastım sayfanın boş bir yerinde. İncele dedim. Body'ye geliyorum. Bakın şurada default olarak Google Chrome tarafından ona bir margin verilmiş. Bu margini hemen sıfırlayalım. Şöyle diyorum ki margini bunun sıfır olsun arkadaşlar. Geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın yapıştı. Onun üstünü zaten burada çizdi. Çünkü daha üstte bir kod geldi. Tamam. Şuradaki logoyu değiştiriyorum. Ben bunları buradaki dosyaları işte kullanacak olduğum logoları falan daha önceden indirmiştim. Şöyle burada var mesela Elon Musk'ın resmi, Instagram sayfası, onun paylaştığı görselleri kopyalıyorum. Daha önceden indirmiştim. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi geliyorum kendi profilimin içine, az önce oluşturmuş olduğum klasörün içine yapıyorum. Zaten burada da gözüküyor. Eğer burada gözükmeyen bir şey varsa sayfanıza ekleyemezsiniz. Buraya geldim. Resim ekleyeceğim. Resim eklemenin kodu küçüktür. Image. Cink kısaltması. IMG. Source. Kaynağın kısaltması. SRC. Eğer HTML'de HTML'in içine bir şey yazıyorsanız, yani şöyle etiketlerin içine bir şey yazıyorsanız mutlaka eşittir ve tırnak kullanacaksınız. Mesela class yazdım. Eşittir tırnak. SRC yazdım. Eşittir tırnak. Tırnağın içine ne yazıyorum? Bunun yolunu yazıyorum. Mesela şu an aynı profilde logo aynı yerde olduğu için buraya diyorum ki doğrudan yazabilirim. Yani logo.png. Bunu siz internet sitesi de yazabilirsiniz. Yani https 2. slash işte google.com. Google JPEG falan yazabilirsiniz yani. Ama ben zaten benim bilgisayarımda olduğu için bir dosya böyle geldim, ekledim. Sayfamı yeniledim. Bakın artık logo yerine doğrudan resmimiz var. Tamam. Arama kısmına geliyorum. Arama için kullanıcıdan bir bilgi girişi alacağım. Şimdi bu giriş için input kodunu kullanıyorum. Input'a diyeceğim ki tipini söyleyeceğim ona. Düz bir yazı istiyorum değil mi kişiden? Yani mesela şuradakilerden tarih istemiyorum, renk istemiyorum, checkbox ya da ay, yıl istemiyorum. Düz bir yazı istediğim için text diyorum. Geldim. Sayfamı yeniledim. Bakın artık burada ne var? Yazı yazabileceğim bir alan oluştu. Siz burayı mesela text yapmazsınız. Password yaparsınız. Burası artık bir parola oluşturma alanı olur. Tamam. Şimdi burası buraya kadar her şey güzel. Şimdi buraya butonlara geldik sıra. Butonlara bakıyorum neler varmış. Bir giriş yap butonu var, bir de kaydol butonu var. Oluşturalım. Buton. Ne olsun? Bunu input'la da yapabiliriz. Mesela input type buton dersiniz. O da olur. Butonun içine gelelim. Giriş yap. Tamam. Sonra altında bir tane daha buton var. Yanında yani. Buton. Ne olsun? Kayıt. Ol. Tamam. Oluşturdum. Bakın, bunlar oluştu. Fakat problem var. Nedir o? Burada baktığımda bunu arkadaşlar bir kere yan yana. İlk önce onu sağlayacağız. Adım adım gidiyoruz. İlk önce bunları yan yana getirelim. Tamam mı? Nasıl getireceğim? Benim şimdi bu neyin içinde arkadaşlar? İç menünün içinde. Doğru mu? İç nokta koyacağım tabii başına bir klas olduğu için. İç menü dedim. Burada ne yapmam lazım? İç menünün içindeki her şey, içindeki her şey böyle flex, rahat olsun, kendi kafasına göre esneyebilsin. Ne yapmak istiyorsan. Yani bizim yazdığımız kodlara göre esnek bir yapıda bulunsun. Bunlar şu an esnek değil, alt alta geldiler. Bunları esnetelim bir. Ne diyeceğiz? Display flex. Bakın şimdi bunlar yan yana gelecek. Hop, yan yana geldi. Gayet güzel. Şimdi diğer problemim şu. Şurada baktığımızda aralarında belli
orantılı bir şekilde boşluk var. Mesela şurada 50 piksel boşluk varsa burada da 50 piksel boşluk var. Şimdi bunları birbirlerinden uzaklaştıracağız. Nasıl? Justify content diyorum. Space between. Yani aralarını açtım. Orantılı bir şekilde. Geldim. Sayfamı açtım. Bakın. Biri en sola gitti. Arasında birazcık boşluk var. Biri ortaya geldi. Arasında aynı şuradaki kadar bir boşluk var. Gayet güzel. Şimdi sıra geldi bunları ortalamaya. Nasıl? Şöyle. Diyeceğim ki tamam ben bir iç menü oluşturdum. Ama bunun şunu yapmasını istiyorum arkadaşlar. Bir belli bir boyuttan sonra daha fazla büyümesini istemiyorum. Ne yapacağım? Diyeceğim ki maksimum genişliği 920 piksel olsun. Mesela sayfamı yeniledim. Buradaki şu soldakiler sağa doğru, en sağdakiler sola doğru kayacak arkadaşlar. Bakın. Çünkü şu an bu iç menünün boyutu maksimuma ulaştı. 900 şurada bakın. 920 piksele ulaştığı için küçüldü. Ama problem şu. Bütün boşluk şu turuncu ile gördüğünüz zaman bütün boşluk sağ tarafta. Solda hiç boşluk koymamış. Hemen onun da boşluğunu otomatik ayarlayalım. Nasıl? Margin diyorum. Boşluk demek arkadaşlar. Dış boşluk demek. Margin auto. Kardeşim sen işini bilirsin. İstediğin gibi ayarla diyorum. Hop ortaladı. Bakın şu an iç menüye geldiğimde üstüne faremi tuttuğumda hem sağda hem solda orantılı bir boşluk var. Gayet güzel. Adım adım ilerliyoruz. Şimdi burayı oluşturduk. Bu da tamam. Ama şöyle baktığımda Instagram logosu yukarı, yani şuradaki alan üstten de ortalanmış bir şekilde, üstten ve alttan ortalanmış bir şekilde orantılı bir boşluk var. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki align item center. İçinde, iç menünün içindeki şeyleri ortala kardeş. Geldim. Sayfamı şöyle yaptım. Yani bunun problem sebebi de şu arkadaşlar. Height değerini ortalanmadı gibi. Height değerini yanlış yere verdik. Şuraya iç menüye vereceğiz. Hop ortaladık. Gayet güzel. Adım adım ilerliyoruz. Logomuz tamam. Burayla ilgili bir problemimiz yok. Sırada ne var? Şuradaki yazı alanı. Yani arama yapılacak olan alan. Şöyle birazcık stiline bakalım. Arka plan rengi verilmiş bu yazı alanına. Doğru mu? Hafif gri. Yani şununla aynı renk verebiliriz. Şurasıyla. Sonra şu kısma hani içine ikon koymaya bu derste girmeyeceğim. Sonra kenarları bakın birazcık yuvarlak. Bizimki şu an köşeli. Görüyorsunuz. Köşeli. Onu ayarlayacağız. Sonra da yazı yazmaya başladığımda solda birazcık boşluk bırakıyor bakın. Onları ayarlarız. Şimdi gelelim. Diyorum ki benim arama diye bir divim var. Onun içinde input var. Doğru mu? Hemen yapalım. Şöyle geldi. Nokta arama. Benim arama diye bir divim var. Tamam. Aramanın içinde de bir input'um var. Hemen yanına yazdım. Bakın başına nokta koymadım. Çünkü bu zaten bir HTML etiketi. Diyorum ki arama diye bir divim var. Onun içinde input var. Tamam. Ne diyeceğim arkadaşlar buna? Bunu ilk önce background color verelim. Neydi bizim background color'umuz az önce? FA idi galiba. Sayfanın tamamı için. Sayfamızı geldik. Yeniledik. Hoppa. Bakın arka plan oldu. Ama şöyle dışında bir çerçeve problemimiz var. Görüyorsunuz. Buna da şöyle diyelim. Outline'ı olsun istemiyorum. Yani böyle bir içi göçüklük var. Görüyor musunuz? Onu istemiyorum. Bunun outline'ını 0 diyorum. Ya da none diyorum. Şöyle none yazalım. Geldim. Hop. Outline yazdık. None. Şöyle border. Bunu da yapalım arkadaşlar. Border tire style'ını da değiştirelim. Çerçeve var çünkü orada. Border style none diyelim. Bir de buna. Hop. Bakın gitti. Şu an sadece yazı şey var. Ama biz buna bir de belli olsun. Border'ı sıfırlamıştık ya az önce. Şimdi border'ı veriyorum. Border 1 piksel. Solid. Yani düz şekilde. Kutunun tamamını sağsın istiyorum. O yüzden bottom falan eklemedim hiçbir yerine. Bir de buna CCC bir grilik verelim.
Yeniledik. Gayet güzel. Bakın üstüne geliyorum. Hiçbir şey olmuyor. Sonra geldim. Sırada ne var? Bakın yazı yazmaya başladığımda imleci görüyorsunuz. Kutunun hemen solunda. Yani hiç boşluk bırakmamış arkadaşlar. Yani çok çirkin gözüküyor şu an. Şöyle yapacağız. Padding ve margin olayına giriyoruz. Margini şu biraz önce burada kullanmıştık. Bilerek buraya bıraktım anlatmak için. Şimdi padding ne margin ne bugünkü derste bayağı kullanacağız çünkü bunları. Size bir görselle anlatmak istiyorum. Burada değil. Şunu bir şu görseli bir paint ile açalım arkadaşlar. Çünkü üzerine çizim yapmak istiyorum. Şimdi padding iç boşluk demek. Yazdığınız nesneye içerisine boşluk ekler. Yani içindeki şeyleri kendisinden uzaklaştırır. Mesela şuraya bakalım. Padding'e geldim. Bir tane kutu var. Şurada mavi kutuya kod yazdığımızı düşünelim. İçinde normalde şu şekilde gözüküyordu. Hatta şu mavilik böyle de gözükmez. Yani sayfa böyle büyük halde olmaz. Şu renk mi? Şöyle. Mavilik aslında biraz önceki şöyle gözükür. Şuralar olmaz. Biz buna padding verirsek bu yazıyı kendimizden uzaklaştırırız. Ne kadar verirsek. Mesela ben burada demişim padding 30 piksel. Yazı benden uzaklaşmış arkadaşlar. İçerideki şeylerin hepsini uzaklaşıyor. Mesela siz bunun için resim de ekleyebilirsiniz. Kendi çerçeveden uzaklaştırıyorsunuz. Div'den uzaklaştırıyorsunuz. Padding. Marginle aynısı. Görüntü olarak bakın ikisi aynı. Yine aynı bu şekildeydi. Şöyle gözüküyordu normalde. Şuralar yoktu. Ama ben mesela burada neye vermişim? Bu sefer yazıya veriyorum. Yazıya bu sefer dış boşluk verirsem, margin verirsem çerçeve benden uzaklaşıyor. Çerçeve benden uzaklaşıyor. Şimdi buna input'a bir padding veriyorum. Zaten kullandıkça anlayacaksınız. Padding 10 piksel. Yani input'un dışındaki şeyleri benden uzaklaştır. Yani çerçeveyi kendimden uzaklaştıracağım mesela şimdi. Yaptım bakın. Hop. İmleç nerede kaldı? Şey nerede? 10 piksel de biraz fazla oldu sanki. Şöyle 7 yazalım. Gayet güzel. Şimdi şuraya bakıyorum. Kenarlar birazcık yuvarlak. Onu ayarlayalım. Pardon. Kenarlar border ile ilgili şeyler. Border tre radius. Mesela kaç piksel? 7 piksel. Kenarları 7 piksel yuvarladım. Birazcık da az olabilir. 3 piksel. Deneme yanılma tamamen. Hop. Geldi. Bunun içine fark ettiyseniz bir şeyler aramayı falan yazıyor. Hani şunu silelim arkadaşlar. Bunun içinde ne yazıyor? Arama falan filan. Biz de yazalım. Ne yapıyoruz? Mesela buraya yazınca yazı yazınca otomatik olarak gidiyor. Şöyle yapacağız. Bunu doğrudan HTML'in içinde yapıyoruz. Input'a, çünkü input'un özelliği bu. Input'un yanına tekstten sonra şunu yazıyorum. Diyorum ki placeholder. Ne olsun, ne yazacaksa içinde. Ara. Hatta sonuna 3 nokta da koyalım böyle. Sayfamı yenilediğimde içinde ara yazıyor. Yazı yazmaya başlayınca otomatik olarak siliniyor. Burası da sanırım bu kadar. Şöyle biraz bakalım. Belki birazcık daha küçültebiliriz arkadaşlar şeyini. Hatta bu aramanın font size'ını değiştirelim. Böyle yani yazı boyutunu değiştirelim. 13 piksel yapalım. Birazcık küçültebiliriz. Şöyle. Birazcık daha yazımız küçüldü. Sonra şu padding 7 piksel fazla gibi geldi. Bana 5 piksel yapalım. Gayet güzel. Yani birazcık andırıyor. Sıra geldi butonlara. Şimdi butonları şöyle yapacağız arkadaşlar. Butonları oluşturduk. İstersek bu butonları da class atayabiliyoruz bu arada. Mesela buton class. Niye buna class atayacağım? Doğrudan buton diye de yazabilirdim. Yani şöyle yazabilirdim mesela. Butonların tüm butonlar ama eklediğim her şey. Bundan sonra buton ne eklersem hepsinin mesela background color'ı mavi olsun. Ya da siyah mavi olsun. Hadi. Ya da bu olsun. Bundan sonra yeni eklediğim bütün butonların hepsi bakın bu oldu. Arka planı. Ben buraya bir tane daha buton eklesem o da mor olacak. Çünkü onun CSS'ini değiştirdim. Ama ben bunu istemiyorum ki şöyle. Çünkü burada bakın giriş yapının arkası mavi, yazısının rengi beyaz. Burada da tam tersi. Ne yapacağız arkadaşlar o zaman? İki ayrı class oluşturmamız lazım. Yani stil oluşturmamız lazım bunlara. Şöyle diyelim. Giriş yapın
Ne olsun? Giriş olsun. Klası. Bunun da klası kayıt olsun. Tabii Türkçe karakter kullanmıyoruz. Kayıt oluyor. Buraya hemen şunu silelim arkadaşlar. Girişi yazalım. Ondan sonra devamını yazacağız. Tabii bu klas olduğu için başına nokta koyuyorum. Yani sadece div'e klas eklemenize gerek yok. Mesela burada geldik. Butona ekledik. Image'e de ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Şimdi girişe geldim. Dedim ki background color şimdilik ne olsun? Bu olsun. Ama bunu değiştireceğiz. Bakalım sadece girişin sadece girişin background color'ı değişti. Şimdi bunun rengini öğrenmek istiyorum. Butonun üstüne geldim arkadaşlar. Ya da şu takip et aynı renkler zaten. Takip etin üstüne geldim. Zaten bakın burada background color hop çıktı. Alın bunu. Buradaki yazan yere yapıştırın. Gayet güzel. Şimdi biz buna görüyorsunuz yazı yine bitişik. Aynı buradaki padding özelliğini burada da kullanalım. Padding diyelim. 5 piksel padding olsun. Yani birazcık uzaklaşsın. Güzel. Şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Color white. White için FFF kullanabiliriz. Ya da 6'ya tamamlayıp burayı FFF yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve yazının rengi değişti. Dışında bir çerçeve var. Bu beni rahatsız ediyor. O yüzden buraya şey diyeceğim. Border dire style bundan diyelim. Ardına altına da ne diyeceğiz? Outline bundan diyelim. Bu arkadaşlardan kurtulalım. Bakalım kurtulabiliyor muyuz? Kurtulduk. Güzel. Şimdi problemimiz ne arkadaşlar? Bir kere boyutlar. Font size. Font tire size dedim. 15 ya da 16 piksel olsun. Font. Bunu PT de yapabilirsiniz. Yani punto. Hop oluştu. Gayet güzel. Şimdi sırada ne var? Bunun da kenarlarını yuvarlayacağız. O yüzden border tire radius diyorum. Buna da 6 piksel bir yuvarladık. Yeter herhalde. Şu an köşeli radius yazdık. Hop yuvarlandı. Güzel. Bir kere kalın ol yazmalı değil mi arkadaşlar? Bakın bu birazcık daha kalın bir font. Bu birazcık daha ince. Bunu kalınlaştırmak için font tire weight diyorum. 700 yapabilirim ya da 600 fark etmez. Fontun neyi destekliyorsa. Şu an kalınlaştı. Şimdi benim bunun aynısını buna da yapmam lazım ama şöyle bir şey var. Bakın buradaki her özellik aynı olacak. Şu padding'i alalım şuradan. Bir altı alalım. Şu iki en baştaki iki arkadaş hariç şu ikisi hariç aynı olacak. Ben bunu kopyaladım. Şimdi yanlış yapıyorum. Yani çalışır yanlış yapmıyorum da aslında. Farklı yapıyorum. Yani boşuna gereksiz kod yazdım aslında şu an. Geldim bu background color'ı aldım. Buradan değiştirdim. Buraya koydum. Çünkü tam tersi olmalı. Şunu fazla. Bunun da color'ı FFF yaptım. Şimdi çalıştırdım da tabi bu da giriş arkadaşlar. Bu giriş sırayla okuduğu için kodları bu artık iptal oldu. Buna geldi kod. Bunu ne yapacağız? Kayıt yapacağız. Bakın. Gayet tamam. İstediğim gibi oldu. Lakin şöyle bir problem var. Gereksiz kod yazdım bakın. Bu da tekrar ediyor. Bu da tekrar ediyor. Şimdi hem yeni bir özellik görmüş olalım. Bir tane klas eklemek zorunda değilsiniz. Birden çok klas ekleyebilirsiniz bir nesneye. Mesela buraya btn diye bir klas oluşturdum. Yani buton kısaltması olsun. btn. Buna da aynısını btn ekledim. Bunun özelliklerini sildim. Şunu da sileyim arkadaşlar. Bunları btn'ye atacağım. Artık btn görülen her yerde bu özellikler geleceği için gereksiz kod fazlalığından kurtuldum. btn dedim. Bu. Hop. Bakın aynı şey oldu. Hiçbir şey değişmedi. Mesela siz bunu btn yapmasaydınız. Buna eklemedik diyelim. Bakın bu böyle kaldı. Bunu niye yapıyoruz? Mesela eski haline dönelim. Şunu şöyle kestim. Girişte kalsın. Ben bunun mesela şöyle
Bunu da geri alıyorum. Burayı dinleyin sadece. Yapmanıza gerek yok. Mesela burası artık dediler ki bana 20 piksel olmasın, burası 40 piksel olsun. Böyle. Ama bakın bir daha geleceğim, bunun da kodunu değiştirmem gerekti. Çünkü bu buna etki etmedi yani. Yaptığım bir şeyi tekrar değiştirmem gerekiyor. Çünkü buradaki kod hala 16 kaldı. Siz her seferinde böyle gidip tek tek, bu şu an iki tanesi için kolay. Ama bu bir renk olsaydı ya da başka bir şey olsaydı, tüm sitede kullanılan bir renk olsaydı, siz uzun uzun uğraşacaktınız. Nerede var, nerede kullanmışım bunu diye. O yüzden geliyorum. Ben sadece buraya ekliyorum. Bir yerde yaptığım değişiklik. Burada mesela ben buraya gelir. Şimdi yaptım. Bu buna etki etmedi. Çünkü BTN kodu bunda yok. BTN yazdım. Yeniledim. Etki etti. Tamam. Background'la şeyleri buradan alıyor ama. O tipleri buradan alıyor. Mesela burada font size'ı geldim 40 yaptım. Otomatik olarak ikisi de değişecek. Bakın ikisi de 40 oldu. Yani umarım anlatabilmişimdir. Burada neden ikinci bir class kullandığımızı. Şimdi bu butonları da oluşturduk ama sadece şöyle bir eksiğimiz var arkadaşlar. Bunların üstüne geldiğinde el işareti çıksın. Cursor pointer diyoruz biz buna. Bunun üstüne geliyorum, el işareti çıkıyor ya. Bunların üstüne geldiğinde de el işareti çıksın. Bakın hop çıktı şimdi. Nasıl oldu? Şuradaki cursor pointer sayesinde oldu. Burası da tamam. Bunlar da güzel. Menüyü bitirdik. O yüzden ilk bölümü burada keselim. Sonra alt bölümlere geliyoruz.